Bir hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum. Çok muhterem Allah dostu denecek bir zatı çok ağır hastalığı günlerinde ziyaret etmiştik. Aynı günlerde de kızı çok ağır bir kanserden vefat etmişti. O zat bizi tekerlekli sandalyesinde konuşmaya bile takati olmayacak bir pozisyonda karşıladı. Hatırımız için sandalyesine oturdu. Bir iki dakika bizimle görüşmek istedi. Böyle dert içinde dert yaşayan bir insana babam dedi ki, çok sıkıntı çekiyorsunuz herhalde. Allah sabırlar versin. Dert üstüne dert geliyor. Birini bitirmeden öbürü geliyor. Bir tür teselli cümleleri kullandık. Ama bu cümleleri kullanırken biz ondan daha fazla duygusal olduk. Çünkü bize ağzını açıp bir cümle söyleyecek mecali bile yoktu. Gökten bir kandil gibi gözleri açıldı ve dedi ki, ne var ki bu durumda dedi. Ben bakıyorum da tam Rabbimin tarif ettiği gibi görüyorum bunları dedi. Kendimi aldanmış hissetmiyorum dedi. Sadece bu imtihanı kazanmayı bana nasip etmesini istiyorum Allah'tan dedi. Mümin adam. Mümin adam. Biz onun dertlerini tahayyül ettik, konuşma mecalimiz olmadı. O dertlerin içinden bizi başka bir dünyaya götürdü. Ortada bir hile yok. Yanlış gösterme yok. Binlerce peygamberini böyle ağırladı Allah bu dünyada. Sevdiği kullarının tamamını böyle ağırladı. Bakmayın şimdi, yüksek yüksek dini denen makamlara sahip olup, keyifler içinde keyif seçerek, telefonla bağlılarına dersler veren, nasihatler veren, din büyüklerinin çıkıverdiğine bakmayın siz. Yazlıklarından, villalarından, bağlılarına nasihatler eden din büyüklerinin görüntüsü aldatmasın. O teknolojik bir hiledir. O çağdaş bir tuzak. Allah'ın istidracıdır okullarına.